Arif abi biz daha gitmeden sen korkmaya başladın. Nereden çıktı lan bu korku evine gitmek? Bir değişiklik olsun dedim. Korkarız falan, fena mı olur? Bir değişiklik olmayacak. Ben zaten her gün korkuyorum. Nasıl yani? Kimden korkuyorsun sen? Ev sahibinden. 2 aydır kirayı ödeyemedim. Her yerde beni arıyor. Hadi çabuk gidelim şu korku evine. Korku evi lan. Dışarıda daha çok korkuyorum. Burası eğlenceli yermiş. Her zaman gelelim. Niye korkmadınız lan? Lan Mustafa sen ne işin var lan burada? Abi ek iş olarak korku evinde çalışıyorum. Hadi görüşürüz. İzzet abi! İzzet abi! Allah! Ulan başka ne dedim ben size kapıyı çalmadan girmeyin içeri diye. Abi bunlar da korkmuyor. Nasıl korkmuyor? Kanadan bak istersen abi. Allah Allah, çağırın bakalım şunları. Niye korkmuyorsunuz lan siz? Abi vallahi çok dedik ama olmadı. Biz zaten dışarıda yeterince korkuyoruz. Ondan korkmadık galiba. Dışarıda kim korkutuyor ki sizi? Fiyatlar, faturalar, her şeye gelen zamlar. Şu faturaya bak. Kol gibi. Ulan bu zamlar ekmeğimize taş koydu. Gelen hiç kimse korkmuyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa sonumuz lokmacılar gibi olacak. Lokmacılara ne oldu ki? Ne olacak? Hepsi kapattı. Konsepti mi değiştirsek acaba patron? Nasıl? Lan bana bir dur lan. Korkmadınız mı? Niye korkak oğlum? Bayağı gördünüz mü? Ulan hayatımda hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Aferin lan size. Abi son gelen 2 kişi patron odasına bayıldı. Güzel, yeni kopset işe yaradı desene. Sen şimdiden yeni şube için yer bakmaya başla patron. Ne şubesi lan? Bu zamlar geldiği sürece biz hemen yeni bir şube açacağız patron.